Karikatür rica edelim o zaman. O karikatür üzerinden de çok güzel bir örneklik anlatacaksınız. Aslında kanaat etmenin, şükretmenin çok güzel bir özeti. Evet. Şimdi ilk görselde vay be, helikopterle işe gitmek acayip havalı olsa gerek. Trafik ışığı yok, tüm şehir avucunda diyor. Çok lüks bir arabanın Evet. içindeki bir şoför. Evet. Sonra alt görselde yanında başka bir araç. Bizimki de araba mı be? Hayatım boyunca şöyle bir arabam olmayacak hiç diyor. Bir altta işte şu markaya baksana hocam. Büyük, güçlü, ferah. Kızlar bu arabaya hasta olurlar kesin Evet. diyor. Sonra daha da eski model bir araba. Boşuna dememişler. Alırsın işte olursun Evet. Lord. Klima Evet. otomatik vites. Bizim külüstür gibi 100 kilometrede bir bozulmaz. Sonra bisikletti araçlıya diyor ki bisiklet iyi de şu egzoz dumanı, terleme olayı falan fena. Bizde yağmur olursa ulan şu adam gibi keyif içinde gidemedik işe bir türlü. Bakın herkes kendinden bir üste özeniyor. Sonra durakta bir yayamız. Yine kaçırdık otobüsü. Tamam yola devam. Keşke bisikletim olsaydı. Hem de ne kadar sağlıklı. Sonra evin balkonundan tekerlekli sandalyede birisi. Diyor ki şu adam neden bu kadar mutsuz acaba? Muhtemelen işini sevmiyordur. Ne önemi var ki işten sonra istediği yere gidebilir ne de olsa. Evet. Ben öğrencilerime söylerken bu karikatürü gösterdiğimde hep hikayeyi sondan başlamalarını söylüyorum. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ya, kendi durumunuzdan hep üsttekilere bakmayın ve kendi halinizden şikayet etmeyin. Sizin durumunuza özenen nice insanlar vardır. Ki şu an zaten savaş önümüzde en büyük örnek, bizim halimize özenen nice insanlar vardır. Biz de muhtemelen evimizde şu an çocuklarımıza karşı yemek beğenmediklerine, ya bakın öteki tarafta savaş var, insanlar aç, sen yemeği beğenmiyorsun. Muhtemelen tüm ailelerde bu yaşanıyordur şu an. Çünkü böyle şeyler yaşadığımızda da biz silkelenip kulağımızdan kendimizi çekerek vaat edilen yere götürüyoruz. Bazen kendi kendimize silkeliyoruz. Bize bir ders oluyor bunlar. Bu hikayede de önce yürüyen adam, bacakları olmayan veya tekerlekli sandalyedeki adama baksa, ya elhamdülillah Allah'ım bacaklarım var, ne güzel işime yürüyerek gidebiliyorum dese, bisikletli adam yürüyen adama baksa, ya bak o yürüyor, benim bir bisikletim var, Allah'tan işte biraz daha hızlı gidebiliyorum. Motosikletli olan, biz ona bir de motosikleti eklemiştik. Benimki de motorlu, neyse ki çok şükür. Veya o daha ucuz araba, işte motosikletli olan, ben yağmur çamurda ıslanıyorum, şöyle bir üstü kapalı hani arabası var. O da ona bakaraktan kendi haline şükredebilir. Bu şekilde hikaye devam edebilir. Yani her zaman kendimizin altındakine bakaraktan nimetin farkına varmak daha kolay olur. Ama insanoğlu hep daha iyisini, daha üstünü kendine layık görüyor. Ama bu layık görmek ileride biraz bencilliğe ve sadece kendini düşünmeye yol açıyor. Hepsini hak ediyorum, bunlar benim hakkım diye düşünüyor insan. Bu da insanı küfre götürebilecek sıkıntılı yollardan birisi. Evet. Peki Hazreti Peygamber örnekliğine de geçelim istiyorum kanaat ama onun öncesinde hocam mizaç dediniz. Hani hep ebeveynlere yükleniyoruz dedim. Siz de klinik deneyimlerinizden yola çıkarak evet bazen de ebeveynlere yüklenmemek gerekiyor. Bazı özellikleri çocuklar mizacından getiriyor. Ebeveyn ne yaparsa yapsın çocuk o özelliğini değiştirmiyor dediniz. Ki bunun örneklerine sık sık rastlıyoruz. Çok daha çok bilinçli ebeveynlerin bile çocuklarında bazı konularda sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. Bazen de tabii ki bunun imtihan boyutu da var. Şimdi şükretmekten bahsediyoruz, kanaat etmekten bahsediyoruz. Çocukların yaratılışında hazla bir yönelim var aslında baktığımızda insanın yaratılışında. Ve bu yönelimi dengelemek ve hazın kaynağını maddeden çıkarıp manaya getirebilmek aslında orada şükrü devreye sokuyor. Bu bilinci oluşturabilmek gerekiyor. Peki, şimdi en başından beri konuşuyoruz, ebeveyn örnekliği çok önemli diyoruz. En küçük yaştan itibaren aslında çocuk yürümeye başladığında, yemek yemeye başladığında, tamamlayıcı beslenmeye başladığından itibaren çocukta o şükür ve kanaat duygusunu beslemek adına ebeveyn nasıl yaklaşmalı? Çocuklarda şükür ve kanaat duygusu nasıl oluşur? Çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir yazı yazmıştım ben. Her istediği yapılan çocuklar yetişkinlikte narsist olur, bencil olur, doyumsuz olur şeklinde. Yine bu bizim klinik gözlemlerimizle eş değerli. Demin de sizin dediğiniz gibi Sümeyeciğim, hani biz görmedik çocuğumuz görsün şeklinde, biz yaşayamadık çocuğumuz yaşasın şeklinde ya da var niye çocuğumdan esirgiyim şeklinde çocuğa çok fazla hem madden şeyler veriliyor hem de her dediğine tamam denilebiliniyor. Şimdi çocuğun her istediğini yapmak, onu ağlatmamaya çalışmak, işte üzmemek adına her istediğini yapmak aslında çocuklarımızın yetişkinlikte narsist, bencil, doyumsuz olmasına sebep oluyor.
Ama bunu ebeveynler olarak hem çocuklarımıza işte aşırı merhametten kıyamıyoruz ve onların işte alması gereken sorumlulukları vermiyoruz. İşte onların yerine işlerini biz yapabiliyoruz veya istedikleri maddesel şeyleri biz alabiliyoruz. Ama bu şekilde aslında çocuklarımızın kişiliklerine, kişilik gelişimlerine zarar veriyoruz. Yani çocuğun kendi ayaklarının üzerinde ileride yetişkin olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için, sorumluluk alabilmesi için, başkalarını düşünebilmesi ve diğergen bir insan olabilmesi için evet küçüklükten itibaren, doğuştan itibaren ebeveyn tutumlarının evet çok 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 fazla etkisi var. Öncelikle çocuklarımıza sevgi ve iyi vermemiz gerekiyor. Koşulsuz bir sevgi vereceğiz. Yani işte sen bunu yaparsan seni severim. Bunu yapmazsan sevmem gibi söylemlerde bulunmayacağız. Koşulsuz bir sevgi vereceğiz. İkincisi çocuklarımızın gelişim dönemlerini bileceğiz. Orada hani ilk maddede okumuştun sen. Hani çocuğum acaba gerçekten bunu yapabilir mi, yapamaz mı şeklinde. Yani bir çocuk psikolojisi okumamız, çocuk 0-2 yaş döneminde ne yapabilir, 2-4 yaşında ne yapabilir şeklinde. Çocuğun gelişimsel özelliklerini bilip ondan o doğrultuda davranışlar beklememiz gerekiyor. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk hiç üstüne dökmeden yemek yiyemez. Ama annesi üstüne dökmeden yemek yediği için ona kızması onun ruh sağlığını ne olur? Etkiler, olumsuz etkiler. Onun dışında tuvalet eğitimi mesela 1,5 yaşında aslında verilmemeli. Verilme dönemi 2,5 yaş, 2-2,5 yaştır. Ama burada katı bir tuvalet eğitiminin verilmesi çocukta ne yapar? Ruhsal sıkıntıya sebep olur. Şimdi genel olarak bakıldığında aslında genel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani ruh sağlığını destekleyici ebeveyn tutumlarıyla birlikte değerler noktasında yani ahlaki değerleri de çocuklarımıza öğretebiliyorsak, gösterebiliyorsak, örnek olabiliyorsak bu şükür, kanaat, kabul, takdir, başkasına ile paylaşabilmek, acısıyla hemhal olabilmek, merhametli vicdanlı nesiller yetiştirebiliyoruz. Şimdi ben seminerlerimde diyorum ki çocuklarınızın merhametli ve vicdanlı olmasını istiyorsanız sorumluluk verin diyorum. Şimdi çok absürt geliyor insanlara ne alaka diyorlar. Şöyle alaka, örneğin sorumluluk vererek çocuğun kişilik gelişimi ne oluyor? Gelişiyor. Hocam kitaptan da bir yandan içindeki sorulara bakıyorum. Hocamızın Karnı Tok, Ruhu Aç Çocuklar kitabından. Sağ olun. Çocuklarınıza bedel ödetiyor musunuz diye Evet. de bir soru var. Aslında bu Evet. sorumlulukla ilişkili herhalde. Şimdi bedel Evet. ödetmek deyince nasıl yani? Evet, Ne bedeli? biraz sert de geliyor. Evet. Yani yaptığı bir hatanın sonucunu veya sonucuna katlanmalı, bedelini ödemeli şeklinde aslında. Evet. Yani biz o dediğimiz gibi çok aşırı merhametten biz göremedik, edemedikten ziyade çocuklarımızı bir fanus içerisinde yetiştiriyoruz Sümeyciğim. Yani ama hayat fanus içinde yetiştirilmeye uygun değil. Yani biz hayatın gerçekliğinden çocuklarımızı koparıyoruz. Ama nereye Aşırı kadar işte koruyabiliriz? koparmamamız gerekiyor. Onların birey olarak bireyselleşmelerine izin vermemiz ve kişilik gelişimlerini, neyi seviyorlar, neyden zevk alıyorlar, yani kendilerini tanımalarına da yardımcı olmamız gerekiyor. Yine bir kitabım var benim mesela, Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın da. Mesela diyorum ki şimdi mesela ebeveynler geliyor bana diyor ki hocam ben sabahtan akşama kadar çocuğumla oyun oynuyorum. İşte gelişimini destekliyorum. Zeka oyunları oynuyoruz falan. Bu da zararlı. Nasıl yani hocam? Nasıl zararlı? Tabii ki Hep zarar. tavsiye ediyoruz çocuklarla kaliteli vakit geçirin diyoruz. Ama Sümeyciğim şimdi biz çocuklarla kaliteli vakit geçireceğiz ama 24 saatte çocukla olmayacağız herhalde. Yani o çocuk yalnız kalabilmeli. Kendi kendine yalnız bir oyun kurabilmeli, hayal dünyasını genişletebilmeli. Yani sürekli kendi emrine amade bir ebeveyn çevresinde dönmemeli. Şimdi öyle bir hale geldik ki anne ve babalar çocukların etrafında dönüyorlar ve Evet. çocuklar ne derse onu yapıyorlar. Tam şimdi burada araya girmek istiyorum hocam. Sanırım bunu helikopter ebeveynlik Evet. deniyor. Yani vır 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 çocuğun tepesinde dönen Evet. ebeveynler nasıl zarar veriyor helikopter ebeveynlik? Nasıl bir zarar veriyor? Bir özgüvenleri, bu çocukların özgüvenleri eksik oluyor.
Artı bu çocuklar ileride narsist olabiliyorlar, bencil olabiliyorlar. Hayatları boyunca kendi etrafında dönen insanlar, kendi işlerini yapan insanlar istiyorlar. Evet. Veya kendilerinin başaracaklarına inanamıyorlar. Özgüvenleri zedeleniyor. Demin mesela Neslihan hocam söyledi. Özgüvensizlikten aslında o marka düşkünlüğü oluyor. Veya özgüvensizlikten aslında insanlar bir şeyleri giyerek veya işte bir şeyleri ne bileyim işte yeni bir model telefon alarak, takarak markalar aslında böyle de bir sosyal medyada video yaptım. Hatta bayağı eleştirildim. Yani bence çok marka giyinen insanlarda özgüven eksikliği var dedim. Neden? Çünkü o şöyle demek istiyor. Ben aslında kendi içimde değersizim ama ben bu markayla şu an değerliyim gibi kendini yansıtıyor. Yani şimdi mesela çocuklarımızı büyütürken ben diyorum ki çocuklarımızı aldığınız şeylerin markalarını söylemeyin. Buna gerek yok. Ama bazı ebeveynler ne yapıyor? İşte ben çocuğuma nokta nokta markası ayakkabı aldım falan filan. Sonra çocuklar da arkadaş ortamında birbirlerine, "Aa, benim tişörtüm şu marka, senin çantan ne marka?" Evet. Şimdi diyorlar. mesela bakın bu o kadar inanılmaz bir sorun ki. Evet. Yani biz terapi odasında o kadar çok görüyoruz ki. Yani çocuk diyor ki hocam diyor bana ben onun ayakkabısının diyor çakma olduğunu anlayabiliyorum diyor. Ya. Yani biri marka giyiniyor diğeri çakma giyiyor. Marka giyen çakmayı eziyor. Yani veya işte o ben ondan üstünüme geçiyor. Şimdi biz sonra akran zorbalığı. Evet. Biz ebeveynler olarak çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. İnsan insandan kıyafetiyle üstün değil. Yani insan insandan ahlakıyla üstündür, iyiliğiyle üstündür. Üstün de değiliz aslında da hiçbir insandan üstün değiliz de. Ama kıyafetimizle o insandan biz farklı değiliz. Veya onu o kıyafetle ben var değilim. Ben kendi kişiliğimle, ruhumla, başardıklarımla, yaptıklarımla varım. Ben kendim ben olarak varım. Evet. Yani o anlamda bu hem sosyal medyanın etkisi hem üzgünüm ama ebeveynlerin bunda da çok katkısı oluyor maddede. Her ne kadar işte deseler de hocam işte biz öyle değiliz falan ama ben öyle ebeveyn biliyorum ki hanımefendi memur çocuğu bilmem ne marka telefon istediği için kadın kredi çekiyor. Evet. Hocam çok güzel bir yerdeyiz. Burada bir virgül koymamız gerekiyor. Aradan sonra bu konuyu daha da tamam. Detaylandıralım Peki. inşallah. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.